Merhaba sevgili gençler, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Evet, önceki dersimizde biliyorsunuz denge etkeden faktörlerden derişimi bitirmiştik. Şimdi denge etkeden faktörlerden sıcaklık etkisini ele alacağız. Evet gençler, şimdi bakalım. Öncelikle sıcaklık etkisini şöyle bir hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Biraz hızdan da bahsederek. Gençler öncelikle şöyle demiştik biz, hatırlıyorsak eğer, sıcaklık artarsa arkadaşlar, yani siz sıcaklığı artırırsanız, tepkime hızı olarak hem ileri yöndeki hız, hem geri yöndeki hız, hem ileri yöndeki hız sabiti, hem de geri yöndeki hız sabiti ne oluyordu arkadaşlar? Her halükarda artıyordu. Yani tepkimenin endotermik veya egzotermik olması önemli değil. Sıcaklık arttığı zaman arkadaşlar, endotermik de olsa tepkimemiz, egzotermik de olsa her halükarda arkadaşlar, hem ileri yöndeki hız sabiti, hem ileri yöndeki hız, hem geri yöndeki hız sabiti, hem de geri yöndeki hız ne olacaktır? Artacaktır. Peki sıcaklık azalırsa ne olur arkadaşlar? Sıcaklık azalırsa da şöyle deriz. Hem ileri yöndeki hız sabiti, hem ileri yöndeki hız azalır. Hem geri yöndeki hız sabiti, hem de geri yöndeki hız ne olacaktır arkadaşlar? Her halükarda azalmış olacak. Yine tepkimenin endotermik ya da egzotermik olmasına bağlı değil. Yine arkadaşlar şunu tekrardan bir hatırlatalım. Şöyle demiştik biz. K hız sabiti arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tepkime hızı neye bağlıydı? Yani tepkime hızı neyle değişiyordu arkadaşlar? Derişim demiştik. Sıcaklık demiştik. Katalizör demiştik. Temas yüzeyi demiştik arkadaşlar. Bunlarla ne oluyordu? Tepkime hızlarımız arkadaşlar değişiyordu. Peki K hız sabiti arkadaşlar nelerle değişiyordu? Hatırlayalım. Derişim dışındaki bütün faktörlerle değişiyordu. Neydi bunlar? Katalizörle arkadaşlar değişiyordu. Sıcaklıkla değişiyordu arkadaşlar. Bir de temas yüzeyiyle değişmiş oluyor idi. Peki KC yani denge sabitimiz KC ne ile değişiyordu arkadaşlar? KC sadece ve sadece sıcaklıkla değişiyordu. Arkadaşlar sıcaklık etkisinden dolayı denge ürünlere doğru kayıyorsa KC artar. Sıcaklık etkisinden dolayı denge sola kayıyorsa yani reaktiflere, girenlere kayıyorsa arkadaşlar KC ne olur? Her halükarda azalır. Ama sıcaklık etkisinden dolayı. Yani derişim, basınç, arkadaşlar hacim o etkilerden dolayı denge sağa da kaysa, sola da kaysa KC ne olmuyordu? Değişmiyordu. Ama sıcaklık etkisinden dolayı sağa kayıyorsa KC artıyor. Sıcaklık etkisinden dolayı sola kayıyorsa KC ne oluyordu arkadaşlar? Azalmış oluyor idi. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir tepkimemiz var. Bunu arkadaşlar ele alalım birlikte. Şöyle demiş. N2O4 arkadaşlar 58 kilojüllük bir enerji verilirse 1 molin arkadaşlar neye dönüştürülebiliyor gençler bu? Kahverengi olan NO2 gazına arkadaşlar dönüştürülebiliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıcaklığı artırıyoruz. Aslında arkadaşlar biliyorsunuz normalde sıcaklıkla ısı arkadaşlar veya sıcaklıkla ısı aynı şeyler değil. Ama biz burada sanki aynı şeylermiş gibi düşünebiliriz. Yani sıcaklığı veya ısıyı arkadaşlar bir maddeymiş gibi düşünebiliriz. O şekilde arkadaşlar daha kolay bir şekilde yolumuza ulaşabiliriz. Şimdi gençler şöyle diyelim biz. Bu arada şu N2O4 olsun, şunlar da NO2 olsun. Şimdi şöyle diyorum arkadaşlar ben şunu yaparsam, sıcaklığı artırırsam, bu nasıl bir tepkime arkadaşlar? Endotermik bir tepkime. Yani ben ortama arkadaşlar sanki ısı ilave etmişim gibi düşünün. Sıcaklığı artırabilmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Ortama ısı ilave etmek lazım, yani enerji vermek lazım. Peki biz bunu ilave edince arkadaşlar, sistem maddeymiş gibi düşün dedik arkadaşlar bunu. Sistem bunu ne yapmak isteyecektir arkadaşlar? Azaltmak isteyecektir. Bunu azaltabilmek için arkadaşlar bunun bir kısmını ne olacak hemen karşı tarafa gönderecek diyoruz. Pratik olarak böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Belki ilmi olarak yani bilimsel yönden arkadaşlar biraz sıkıntılı bir ifade olabilir ama soruları çözmek için arkadaşlar daha pratik bir yöntem olmuş olacak bu. Peki arkadaşlar ne olacak? Şimdi ben sıcaklığı artınca arkadaşlar sistem yani ortama ısı ilave ettim. Sistem bu ısının arkadaşlar bir kısmını ne yapacak hemen karşı tarafa gönderecek. Peki bu arada ne olacak arkadaşlar? N2O4 harcanacak. NO2'de ne olacak arkadaşlar? Oluşmuş olacak. Peki şöyle diyorum ben. O zaman buradaki benim arkadaşlar derişim zaman grafiğim nasıl olacak arkadaşlar? N2O4 ne oldu gençler? Şu şekilde bakın azaldı. NO2 ne oldu arkadaşlar? Arttı. Şimdi derişimle arkadaşlar derişim etkisiyle sıcaklık etkisi arasındaki arkadaşlar grafikleri şöyle bir karşılaştıracak olursak. Öncekilerde hatırlıyorsanız bir madde falan ilave ettiğimiz zaman mesela örneğin şöyle diyeyim ben. Diyelim ki siz ne yaptınız arkadaşlar? N2O4 ilave ettiniz. Şöyle bir pik yapıyordu gençler. Veya ortamdan diyelim ki ne çektiniz?
NO2 çektiniz. Şöyle aşağı doğru bir pik oluyordu arkadaşlar. Yani ani sıçramalar veya ani düşüşler arkadaşlar oluyordu. Pozitif yönde veya negatif yönde arkadaşlar ani sıçramalar olabiliyor idi sevgili gençler. Madde ilave ettiğiniz zaman veya ortamdan arkadaşlar madde çektiğiniz zaman. Ama sıcaklık etkisine dikkat ederseniz arkadaşlar böyle ani sıçramalar falan söz konusu değil. Tatlı bir şekilde arkadaşlar N2O4 ne oluyor mesela şurada bakın azalıyor. Diğer taraftan arkadaşlar N2O4 azalırken bakın NO2'de ne oldu arkadaşlar? Tatlı bir şekilde artmış oldu. Ve sistem arkadaşlar T2 anında ne oldu? Yeniden dengeye gelmiş oldu. Peki arkadaşlar ben şöyle diyorum. Şöyle dedik biz. Ortama biz bunu ilave ettik. Sistem onu azaltmak için arkadaşlar sağa doğru kaydı. Peki sıcaklık etkisinden dolayı denge ne oldu arkadaşlar? Sağa kaydı. Sıcaklık etkisinden dolayı denge sağa kayarsa KC'miz ne olur gençler? KC'miz artar. KC artacak arkadaşlar. Peki şöyle demiştik biz hatırlıyorsanız eğer. Sıcaklığı artırırsak arkadaşlar biliyorsunuz hem ileri yöndeki hız artacak hem de geri yöndeki hız artacak. Hem K ileri artacak hem de K geri artacak demiştik. Hatırlıyorsunuz bunu. Sıcaklık artarsa arkadaşlar K ileri, K geri, R ileri, R geri arkadaşlar. Bunların hepsi ne oluyordu? Artıyordu. Şimdi arkadaşlar yalnız şöyle bir durum var. KC eşittir neydi? K ileri bölü K geriydi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle diyorum. Biz ne demiştik sevgili gençler? KC'nin artabilmesi için arkadaşlar o zaman ne olması lazım? K ilerinin ne olması lazım? Daha çok artması gerekir ki KC ne olsun arkadaşlar? Artabilsin diyoruz. Evet. Sevgili gençler dengemiz ne oldu? Reaktiflere doğru kaydı. Dolayısıyla N2O4 gazından NO2 gazı oluşmuş oldu. Yani NO2'nin değişimi. Sonuç olarak ne diyebilirim ben? NO2'nin değişimi ne oldu? Bakın buradan buraya gelmiş oldu. Arttı. N2O4'ün derişimi ne oldu arkadaşlar? Buradan buraya geldi. Onun derişimi de azalmış oldu diyorum. Pekala şimdi bakın N2O4 nasıl bir gaz arkadaşlar? Renksiz bir gaz. Sonra renksiz bir gazdan renkli bir gaz oluşuyor. Bunu arkadaşlar şöyle de gözlemlemek mümkün. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyelim ki bir cam balon içerisinde ne var? Bakın şurada arkadaşlar. N2O4 ile NO2 karışımı var arkadaşlar. Yani burada ne var? N2O4 ile NO2 arkadaşlar denge halinde, karışım halinde arkadaşlar bir arada bulunuyorlar. Biz bunu arkadaşlar alıp sıcak suyun olduğu bir ortama koyarsak, bakın şu beher içerisinde arkadaşlar sıcak su var. Ben sıcak suyun içerisine koyunca arkadaşlar daha çok NO2 oluştuğu için arkadaşlar bakın renk ne oluyor? Koyulaşıyor. Yani koyu kahverengi arkadaşlar dönmüş oluyor. Buradan da arkadaşlar yine renk değişiminden ne yapabiliyoruz biz arkadaşlar? Le Chatelier prensibinde arkadaşlar doğruluğunu teyit etmiş oluyoruz. Evet, şimdi şunu yaparsak arkadaşlar ne olur? Sıcaklığı azaltırsak ne olur arkadaşlar? Şimdi şöyle diyorum bakın, sıcaklığı eğer biz azaltırsak gençler, sıcaklığı azaltırsak şöyle düşün, sanki ortamdan ısı çekmişsiniz gibi düşünün arkadaşlar. Ortamdan ısı çektiniz. O zaman siz ortamdan şunu çekerseniz sistemini oluşturmak için ne olacaktır arkadaşlar hemen? Girenlere doğru kaymış olacak diyoruz. Peki o zaman sistem girenlere doğru kayınca arkadaşlar ne olacak? Ben şunu arkadaşlar şöyle diyeyim. N2O4 diyeyim. Şuna da ne diyeyim arkadaşlar? NO2 diyeyim. Bu durumda arkadaşlar ne olacak? NO2'nin arkadaşlar derişimi şöyle azalacak. N2O4'ün arkadaşlar derişimi ne olacak? Artacak ve sistem yeniden T2 anında dengeye gelmiş olacak. Bakın yine arkadaşlar ani sıçramalar söz konusu değil diyoruz. Peki arkadaşlar ne demiştik biz? Hatırlayalım. KC eşittir neydi arkadaşlar? K ileri bölü neydi? K geriydi. Şimdi öncelikle şunu arkadaşlar ifade etmekte fayda var. Ne demiştik biz? Sıcaklık azalırsa arkadaşlar hem K ileri hem K geri hem R ileri hem R geri arkadaşlar. Bunların hepsi ne oluyordu? Azalıyordu. Peki şöyle diyeceğim ben. Şimdi şunu arkadaşlar böylelikle bakalım. Peki dengemiz nereye kaydı arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Dengemiz arkadaşlar reaktiflere kaydı. Biz ne demiştik? Sıcaklık etkisinden dolayı denge reaktiflere yani girenlere kayarsa KC'nin ne olması lazım arkadaşlar? Azalması lazım dedik. Peki burada arkadaşlar biz dedik ki K ileri de azalacak. K geri de arkadaşlar azalacak. Sıcaklık azaldığı için bakın şurada ifade ettik. Peki kimin daha çok azalması lazım ki arkadaşlar KC azalabilsin? K ilerinin arkadaşlar daha çok azalması gerekir ki ne olsun? KC değeri arkadaşlar azala
bilsin. Peki bir de arkadaşlar renklerden olayı takip etmeye çalışalım isterseniz. Burada arkadaşlar şöyle bakın, denge ne oldu? Denge sola doğru kaydı yani. Koyu kahverengili gazdı arkadaşlar. Biliyorsunuz yine burada biliyorsunuz N2O4 ile NO2 nedir gençler? Denge halindedir. Şimdi şunun rengi arkadaşlar koyu kahverengi. Zamanla arkadaşlar renkli bir gazdan renksiz bir gaz oluşuyor. Bakın dolayısıyla ben bunu tutup arkadaşlar şu balonumu arkadaşlar soğuk su içerisine koyarsam, yani bu ne demektir? Sıcaklığını azaltırsam denge arkadaşlar renksiz gaza doğru kaydığı için bakın rengimiz ne olmuş arkadaşlar? Açılmış. Gördüğünüz gibi sıcaklık düşürüldüğü zaman renk açılmış. Buradan da arkadaşlar görebilmek mümkün. Evet sevgili gençler. Şimdi şöyle bir grafiğimiz var. Burada da arkadaşlar kobalt 4 klorür. Bakın arkadaşlar bu pembe renkli. Biraz önce hatırlıyorsanız bir soruda daha geçmişti. Kobalt artı 2 iyonları vardı arkadaşlar. Pardon, kobalt 4 klorür iyonu mavi renkli. Kobalt artı 2 iyonları neydi arkadaşlar? Pembe renkli idi. Şimdi bu olay arkadaşlar nasıl bir olaymış? Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Egzotermik bir olay. Ben öncelikle şunları bir gençler grafikte yerleştireyim. Şuraya kobalt 4 klorür eksi 2 iyonları diyelim. Şuraya ne diyelim? H2O sıvı olduğu için arkadaşlar o zaten değişimi sabit, değişimi onu yazmayacağım. Şuraya gençler kobalt artı 2 iyonlarını yazayım. Yani şunu yazmış oldum. Şuraya da arkadaşlar kimi yazalım? Klor iyonlarını yazmış olalım. Şimdi eğer biz şunu yaparsak sevgili gençler. Sıcaklığı azaltırsak. Bakalım. Sıcaklığı azaltırsak arkadaşlar bu ne demek? Ortamdan ısı çekmek demek arkadaşlar. Ben ortamdan ısı çekersem sistem ne yapmak isteyecektir gençler? Isı oluşturmak için hemen ne olacak? Hop sağa doğru kayacak. Yani reaktiflere doğru arkadaşlar kaymış olacak. Peki sistem arkadaşlar reaktiflere doğru kaydı. O zaman ne olacak? Şu iyonumuzun arkadaşlar değişimi azalacak. Bakın şöyle azalacak. Dengeye gelecek. Sonra kobalt artı 2 iyonları. Ben çok uzun olmasın diye yazmadım hepsini. Kobalt artı 2 iyonlarının değişimi ne olacak arkadaşlar? Artacak. Klorür iyonlarının değişimi ne olacak arkadaşlar? O da artacak. Peki sistem nereye kaydı arkadaşlar? Sıcaklık etkisinden dolayı sistem sağa doğru kaydı. O zaman bakın rengimiz ne olacak arkadaşlar? Maviden nereye doğru kayması lazım o zaman? Pembeye doğru kayması lazım. Bakın şurada gençler görebiliyorsunuz. Şurada ısıtıcı üzerindeyken arkadaşlar yani sıcaktayken ne oluyor arkadaşlar? Renk mavi bakın. Daha çok mavi ton var. Bunlar hepsi denge halinde olduğu için, karışım halinde olduğu için arkadaşlar. Sonra ben ne yapmışım? Bakın buzlu bir kap var arkadaşlar. İçerisinde buz bulunan bir kap içerisinde arkadaşlar koyduğum zaman yani sıcaklığı azalttığım zaman renk neye dönmüş gençler? Bakın pembeye dönmüş. Buradan da arkadaşlar yine net olarak gözlemlemek mümkün. Eğer geri arkadaşlar siz sıcaklığı artırırsanız tekrar yani buzu su içerisinden alıp tekrar bir ısıtıcı üzerine koyarsanız tekrar renk ne olur? Geri maviye dönecek diyoruz. Peki arkadaşlar burada yine şunu söyleyebiliriz. Kc eşittir neydi arkadaşlar? K ileri bölü neydi? K geriydi. Şunu söylemek mümkün. Sıcaklık etkisinden dolayı denge ne oldu arkadaşlar? Denge sağa kaydı. O zaman Kc'mizin ne olması lazım? Artması lazım. Biz bir önce şunu da ifade etmiştik gençler hatırlıyorsanız. Eğer sıcaklık azalırsa, sıcaklık azaltılmış. R ileri, R geri, K ileri, K geri. Bunların hepsinin arkadaşlar ne olması lazım? Azalması lazım. Peki şöyle, şimdi şöyle diyeceğim ben. K ileri mi daha çok azalmıştır? K geri mi arkadaşlar? Şimdi bu da azalmış, bu da azalmış. K gerinin daha çok azalması gerekir ki arkadaşlar Kc ne yapabilsin? Artabilsin diyoruz. Evet şuna bakacak olursak arkadaşlar sıcaklığı artırırsak bu sefer ne olur? Sıcaklığı artırırsak arkadaşlar bu sefer olay bakın şuraya siz ortama ısı ilave ettiniz arkadaşlar. Siz ortama ısı ilave edince gençler sistem bunu azaltmak için ne olacaktır? Sola doğru kayacak. Yine gençler şöyle diyorum ben şuna şuna kobalt artı 2 diyelim arkadaşlar şuna da klor iyonları diyelim. Bu durumda ne olacak sevgili gençler? Klor iyonları değişimi ne olacak? Azalacak bakın. Sistem yeniden dengeye gelecek. Kobalt artı 2 iyonları değişimi ne olacak gençler? Azalacak. Yeniden dengeye gelecek. Kobalt 4 klorür eksi 2 iyonları değişimi ne olacak arkadaşlar? Bu da artmış olacak. Peki denge sola doğru kaydığı için arkadaşlar. Denge sola kaydığı için. Kc'mizin ne olması lazım? Azalması lazım.
Kc neydi arkadaşlar? K ileri bölü K geriydi. Yine sıcaklığı artırırsam arkadaşlar, sıcaklığı artırırsam biliyorsunuz hem R ileri hem R geri hem K ileri hem K geri. Bunların hepsi ne oluyordu arkadaşlar? Her halükarda artacak. Peki kimin daha çok artması lazım? Buna nasıl karar vereceğiz? Bakıyorum arkadaşlar. K gerinin arkadaşlar daha çok artması gerekir ki ne olabilsin sevgili gençler? K gerinin daha çok artması gerekir ki Kc azalabilsin. Bir de arkadaşlar şöyle dedik. Biz sıcaklığı artırınca denge nereye kaymıştık gençler? Bakın sola doğru kaydı. Yani pembe renkli maddemiz harcanacak, mavi renkli madde oluşacak. Yani ben buzlu ortamdaki maddemi alıp sıcak bir ortama götürürsem, bir ocağın üzerine koyarsam arkadaşlar ne olur? Buradan buraya geldiğim zaman arkadaşlar sıcaklık arttığı için renk pembeden ne olacaktır? Maviye dönecek diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar basınç ve hacmin dengeye etkisinden bahsedeceğiz. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Denge tepkimesinde diyor sabit sıcakta kabın hacmi artırılırsa diyor arkadaşlar. Şimdi bunlar diyelim ki şöyle bir kap içerisindeler maddelerimiz. Maddelerimiz arkadaşlar şöyle bir kap içerisinde. İçerisinde kim var gençler? Azot monoksit gazı var, klor gazı var ve NOCl2 gazı var diyoruz arkadaşlar, pardon. NOCl gazı var. Evet. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz kabımızın hacmini artırıyoruz. Yani pistonu yukarı doğru çekmiş olduğunuz, öyle düşünün arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar pistonu yukarı doğru çekersek öncelikle bizim yaptığımız etki ne arkadaşlar? Biz ne yapmış olduk? Hacmi artırdık arkadaşlar. Hacmi artırmamız demek ne demektir arkadaşlar? Basıncı azaltmamız demektir. Bizim yaptığımız etki bu. Biz basıncı azaltırsak arkadaşlar sistem ne yapmaya çalışır? Sistem basıncı artırmak için gayret edecektir. Yani etkiye karşı arkadaşlar tepki olacak. Peki basıncı artırmak için ne yapacaktır arkadaşlar? O zaman mol sayısını artırmak isteyecektir. O zaman şöyle diyorum ben. Siz basıncı azaltırsanız arkadaşlar sistem basıncı artırmak için mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayacak. Yani o zaman arkadaşlar hangi tarafta mol sayısı daha fazlaysa sistem ne olacaktır? O tarafa doğru kayacak diyorum. Bakalım şimdi. Burada arkadaşlar girenlerde kaç mol gaz var bakın? 2, 1 daha 3 mol. Burada kaç mol gaz var gençler? 2 mol gaz var. O zaman sistem arkadaşlar mol sayısını artırabilmek için nereye doğru kayacak arkadaşlar? Reaktiflere doğru kayacak diyoruz. Peki reaktiflere doğru kayarsa arkadaşlar ne olur bizim arkadaşlar? Derişim ve mol sayısı grafiklerimiz nasıl olur? Öncelikle arkadaşlar derişim grafiğini çizelim. Şöyle bir şey bekleriz biz burada. Siz arkadaşlar hacmi artırınca bakın molarite eşittir neydi? Bu arada şunu da yazalım. N bölü V'ydi arkadaşlar. Siz hacmi artırınca bütün maddelerin derişimi ne olur arkadaşlar? Azalmış olur. Şöyle diyelim biz. Şu maddemiz NO olsun arkadaşlar. Şurası Cl2 olsun. Şurası da NOCl olsun. Şurası NO. Burası Cl2. Burası da ne olsun arkadaşlar? NOCl olsun. Pekala ne dedik biz? Eğer siz hacmi artırırsanız bütün maddelerin derişimleri ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani azot monoksitin derişimi, klorun derişimi ve NOCl'nin arkadaşlar derişimi, hepsinin derişimi ne olacak? Azalmış olacak diyoruz. Daha net görünmesi için şöyle bir renk kullanalım. Hepsinin derişimi ne oldu arkadaşlar? Şöyle azalmış oldu. Sonra siz bunların derişimini azalttıktan sonra sistem nereye doğru kaydı arkadaşlar? Sistem sola doğru kaymıştı. Sistem sola doğru kaydığına göre arkadaşlar NOCl ne olacak gençler? Derişimi iyice azalacak ve sistem şöyle dengeye gelecek. Klordan arkadaşlar bir miktar oluşacak. Bakın dikkat edin eski haline geri gelmemesine dikkat edeceksiniz. Çünkü dengeleyen reaktif ürünlerde maddeler var. Azot monoksitin arkadaşlar derişim de artacak ve ne olacak arkadaşlar? Bakın o da yine eski haline geri gelmeyecek diyoruz. Evet. Derişim zaman grafiği bu şekilde olacak arkadaşlar. Hepsinde önce bir komple derişimi ne oldu? Azaldı. Peki mol sayısı grafiğini nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Şimdi bizim hacmi artırmamız arkadaşlar bunların mol sayılarında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz ilk başlangıçta. Fakat sonra denge sola doğru kaydığına göre o zaman ne olacaktır? NOCl'nin arkadaşlar mol sayısı azalacak ve sistem dengeye gelecek. Klorun mol sayısı ne olacak gençler? Artacak çünkü bu oluşuyor. Azot monoksit de arkadaşlar oluşuyor. Sistem ne olacak arkadaşlar? Bu şekilde dengeye gelmiş olacak diyoruz. Evet.
Peki kabın hacmi azaltılırsa ne olur arkadaşlar? Kabın hacmini azaltmak için de arkadaşlar ne yapmam lazım benim? Pistonlu bir kaptaysa arkadaşlar eğer pistonu aşağı doğru ittirmem lazım. Peki şöyle diyorum ben. Yine şunu bir yazalım isterseniz. Şurası arkadaşlar N olsun. Şurası CL2 olsun. Şurası NoCl olsun. Şurası arkadaşlar yine N olsun. Burası CL2 olsun. Şurası da arkadaşlar NoCl olsun. Şimdi şöyle diyeceğiz gençler. Öncelikle biz hacmi azaltırsak gençler. Hacmi azaltmamız demek basıncı artırmamız demek midir? Biz basıncı artırırsak sistem ne yapmaya çalışacaktır gençler? Basıncı azaltmak isteyecektir. Basıncı azaltabilmek için de arkadaşlar mol sayısını azaltmak isteyecektir. O halde siz basıncı artırırsanız sistem arkadaşlar basıncı azaltmak için mol sayısının az olduğu tarafa doğru arkadaşlar kaymış olacak. Peki bu tarafta biliyorsunuz toplamda kaç mol var? 3 mol. Bu tarafta 2 mol gaz var. Dolayısıyla denge nereye doğru kayacak gençler? Siz bu etkiyi yaptıktan sonra sağa doğru yani ürünlere doğru kayacak diyoruz. Yine gençler şunu da yazmak mümkün. Molarite eşittir biliyorsunuz M bölü V idi arkadaşlar. Siz hacmi azaltırsanız derişimler, bütün maddelerimizin derişimi ne olur gençler? Artmış olur. O zaman şöyle diyelim gençler. Hepsinin bir derişimini şöyle bir artıralım. Hepsinin derişimi arttı. Şöyle. Sonra denge ne oldu arkadaşlar? Sağa doğru kaydığı için azot monoksitin arkadaşlar derişimi ne olacak? Azalacak. Ama bakın eski haline geri gelmeyecek. Klorun değişimi arkadaşlar azalacak, eski haline geri gelmeyecek. Peki NOCl'nin arkadaşlar derişimi ne olacak? İyice artacak ve sonra dengeye gelecek. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek mümkün. Bakın denge nereye kaydı arkadaşlar? Denge sağa doğru kaydı. Peki KC değişir mi burada? Hayır, KC ne olmaz arkadaşlar? Değişmez çünkü KC sadece neyle değişiyordu? Sıcaklıkla değişiyordu. Ama şunu söylemek mümkün sevgili gençler. İleri yöndeki ve geri yöndeki hız arkadaşlar eskiye nazaran ne olacaktır? Artmış olacaktır burada. Şimdi şu grafikleri de bir çizelim gençler isterseniz mol sayısı grafiklerini. Şimdi mol sayısında arkadaşlar şöyle, siz hacmi değiştirdiğiniz zaman mol sayıları değişmeyecektir. Fakat daha sonra denge sağa kaydığı için NO'nun mol sayısı ne olacak gençler? Şöyle azalacak. CL2'nin arkadaşlar mol sayısı ne olacak? Azalacak. NoCl'nin arkadaşlar mol sayısı ne olacak? Artacak. Bakın arkadaşlar azot monoksitin arkadaşlar mol sayısı azalıyor ama derişimi ne oldu? Bakın. Eskiye nazaran derişimi bakın arttı. Derişim arttı ama mol sayısı azaldı. Klorun arkadaşlar bakın buna dikkat etmekte fayda var. Mol sayısı azalıyor ama derişimi ne oldu arkadaşlar? Arttı. Hacim değişiminden dolayı tabii oldu bunlar. Azot NoCl'nin arkadaşlar hem mol sayısı artmış oldu hem de arkadaşlar derişimi ne oldu? Artmış oldu diyoruz. Peki şunu söylemiştik gençler biz hatırlıyorsanız. Biliyorsunuz mesela ben burada ileri yöndeki hızı yazacak olursam ileri yöndeki hız eşittir K ileri çarpı ne diyeceğim? Azot monoksitin derişiminin karesi çarpı ne diyeceğim? CL2'nin derişiminin birinci kuvveti diyeceğim. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz bakın. Azot monoksitin derişimi ne oldu arkadaşlar? Arttı. Klorun derişimi bakın buradan buraya geldi arkadaşlar. O da arttı. Dolayısıyla ileri yöndeki hız ne olur gençler? Bu tepkime de artmış olur. Siz bu etkiyi yaptıktan sonra. İleri yöndeki hız da artar. Geri yöndeki hız da arkadaşlar eskiye nazaran artar. Yani T2 anı ile T1 anı karşılaştırırken arkadaşlar. T2 anı şurası, T1 anı burası. Dolayısıyla T2 anındaki hızlar T1 anındakine göre ne olacaktır arkadaşlar? Daha büyük olacaktır. Fakat sistem biliyorsunuz siz etkiyi yaptıktan sonra etkiye karşı tepki gösterip yeniden dengeye geldiği zaman yine ileri yöndeki hızla geri yöndeki hız ne olacaktır gençler? Yine birbirine eşit olacak diyoruz. Evet mesela şu tepkime de arkadaşlar buna benzer biliyorsunuz aynı tepkimeyi daha önce de arkadaşlar karbondioksit ilave ederek bu işlemi yapmıştık. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz. Yine KC eşittir CO2'dir. Biliyorsunuz şunlar KC ifadesinde ne yapmaz? Yer almaz diyoruz. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Kabın hacmini artırıyorum. Kabın hacmini artırırsam gençler ben yani pistonu yukarı doğru çekmem lazım. Pistonlu bir kaptaysa eğer arkadaşlar şeyimiz tepkimemiz. Dolayısıyla gençler ne olacak öncelikle şunu bir söyleyelim. Mesela şuna şöyle diyelim. Kalsiyum karbonatın mol sayısı şu. Şu kalsiyum oksitin mol sayısı olsun. Şu da karbondioksitin arkadaşlar mol sayısı olsun. Derişimler şöyle olsun. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit diyelim. Şimdi sizin hacmi artırmanız demek arkadaşlar. Sizin hacmi artırmanız demek. Basıncı azaltmanız demektir. Siz basıncı azaltırsanız sistem basıncı arkadaşlar tekrar artırmak için mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayacak. Yine arkadaşlar bakın burada bunlar kat arkadaşlar. Bunların basıncı yok. Dolayısıyla siz hacmi artırırsanız
Bunun derişmini ne yapmış oluyorsunuz gençler? Siz azaltmış oluyorsunuz. Sistem o zaman bunun derişimini artırmak için ne yapacaktır gençler? Ürünlere doğru, yani sağa doğru kayacak diyoruz. Arkadaşlar burada mecburen, hani biraz önce de izah etmiştik biz, ne olması lazım? Bunun eski haline geri gelmesi gerekir. Yoksa arkadaşlar siz ne yapmış olursunuz? Eğer eski haline geri getirmemiş olursanız KC değişmiş olur. KC'nin değişmemesi için arkadaşlar karbondioksitin eski haline geri gelmesi gerekir diyoruz. Şimdi bunun arkadaşlar biz derişim zaman grafiğine bakalım. Biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Hacmi artırınca karbondioksitin derişimi ne oldu? Azaldı. Derişim azalınca sistem bunu artırmak isteyecek. Bakın arkadaşlar eski haline geri gelmesi lazım bunun. Buna dikkat edeceksiniz. Bu eski haline geri geldi. Ama biliyorsunuz saf katıların arkadaşlar derişimi ne olmaz? Değişmez. Peki mol sayısı grafikleri nasıl olur gençler? Yine gençler, mol sayısı biliyorsunuz, karbondioksit mol sayısı arkadaşlar herhangi değişikliğe uğramaz ilk başta. Yani sizin hacmi değiştirmeniz arkadaşlar karbondioksitin mol sayısını ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Ama derişimi biliyorsunuz azalıyordu bakın. Niye derişim azalıyordu? Molarite eşittir M bölü V idi arkadaşlar. Siz hacmi artırınca derişim ne oldu gençler? Azaldı. Fakat mol sayısı sabit, değişmiyor. Fakat mol sayısı ne zaman değişecek? Denge sağa kaydığı için arkadaşlar bu sefer karbondioksitin arkadaşlar mol sayısı eskiye nazaran ne olacak? Şöyle artmış olacak. Peki kalsiyum oksitin mol sayısı ne olacak gençler? O da artmış olacak. Kalsiyum karbonatın mol sayısı arkadaşlar şöyle azalmış olacak. Sistem yeniden arkadaşlar dengeye gelmiş olacak. Bakın karbondioksitin arkadaşlar burada miktarı yani mol sayısı arttı. Ama derişimde arkadaşlar değişiklik olmadı diyoruz. Peki hacim azaltılırsa arkadaşlar nasıl bir durum gözlenir? Hemen arkadaşlar onu da çizmiş olalım. Yine gençler şöyle diyelim. Şu en baştaki kalsiyum karbonat olsun. Şu kalsiyum oksit. Şu da karbondioksit olsun. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum oksit. Ve ne diyeceğiz arkadaşlar? Karbondioksit diyeceğiz. Burada ne olacak arkadaşlar? Eğer siz hacmi azaltırsanız, hacmin azaltılması demek gençler ne demek? Basıncın artırılması demek. Siz basıncı artırırsanız sistem basıncı azaltmak için arkadaşlar mol sayısını azaltmak isteyecektir. Yani siz şunun derişimini arkadaşlar ne yapmış oluyorsunuz? Şundan derişimi sabitti biliyorsunuz. Hacmi azaltınca gençler bir de şunu da yazalım isterseniz. Molarite eşitliği neydi? M bölü V idi. Hacim azalırsa derişim ne olur? Azalır. Tabi bundan derişim sabit gençler. Karbondioksitin derişimi arkadaşlar arttı. Sistem bunu azaltıp ne yapacaktır gençler? Eski haline geri getirecektir. Karbondioksitin derişimini arkadaşlar azaltabilmek için yani bunu harcayabilmek için karbondioksit ile kalsiyum oksit tepkimeye girecek. Kalsiyum karbonat oluşacak gençler. Dolayısıyla sistem nereye doğru kayacak? Yani sola doğru kaymış olacak diyoruz. Evet. Şimdi bakalım gençler o zaman ne olacak bu durumda? Şöyle diyorum ben. Ne oldu arkadaşlar? Önce biz hacmi azaltınca karbondioksitin derişimi arttı. Sonra gençler ne olacak bu? Azalacak ve eski haline geri gelecek. Bu arada arkadaşlar şunların derişimleri saf katı olduğu için bunlar değişmez. Peki arkadaşlar biz hacmi azalttığımız için ne oldu şimdi? Hacmi azalttığımız için arkadaşlar karbondioksitin derişimi artmıştı biliyorsunuz. Ama mol sayısında bir değişiklik olmayacak başlangıçta. Fakat sonradan denge sola kaydığı için arkadaşlar karbondioksitin mol sayısı ne olacak? Azalacak şu şekilde. Karbondioksitin mol sayısı azalacak. Sistem yeniden dengeye gelecek. Kalsiyum oksitin arkadaşlar mol sayısı azalacak, sistem dengeye gelecek. Kalsiyum karbonatın mol sayısı artacak ve sistem arkadaşlar dengeye gelmiş olacak diyoruz. Peki gençler yine denge sola kaydı. KC değişir mi sevgili gençler? KC değişmez. Dolayısıyla bu haliyle kalmış olacak diyoruz. Evet arkadaşlar şuna bakalım şimdi. Şu tepkimemize bakalım. Şimdi burada da şöyle diyor arkadaşlar. Amonyum karbamat bileşiği. Bu katı arkadaşlar NH3 ve karbondioksit gazlarını arkadaşlar ayrışmış. Kabın hacmini biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Azaltıyoruz. Kabın hacmi azaltılırsa molarite eşittir M bölü V. Hacim azalırsa arkadaşlar değişimler ne olur? Artar. Bu katı olduğuna göre gençler bunun değişimi değişmeyecektir. O zaman bunların değişimi ne olacak gençler? Artmış olacak. Ben şöyle diyorum gençler. Burada katı hiç dikkate almayacağım. Hani bir daha zaten derişimi değişmiyor arkadaşlar. Belki mol sayısı değişecek ama. Şöyle diyorum. Şu NH3 olsun arkadaşlar. Şu da kim olsun? Karbondioksit olsun diyorum. Şurası NH3. Şurası da ne olsun arkadaşlar? Karbondioksit olsun diyorum. Hatta şunu yapabiliriz. Mesela şuraya bir de bir şey ekleyelim. Amonyum karbamatı ekleyelim. Şuna A maddesi diyelim. Çok uzun olduğu için şöyle yazalım bunu. Şuna da A maddesi diyelim. Evet. Amonyum karbamata da A maddesi diyelim. Peki arkadaşlar biz ne yapmış olduk şimdi?
Kabın hacmini azalttık. Kabın hacmini azaltınca arkadaşlar bunların derişimi artmış oldu. Bunların derişimi artınca sistem bunların derişimini azaltmak için arkadaşlar ne olacaktır hemen? Sol tarafa doğru arkadaşlar kayacak diyoruz. Peki ne olacak arkadaşlar? Molarite eşittir neydi? Şunu da bir yazalım isterseniz. M bölü V idi arkadaşlar. Kabın hacmi azalınca derişimler arttı. Peki yine şunu da diyebilir miyim arkadaşlar ben? Kabın hacmi azalınca, hacim azalınca sistemin basıncı ne olur? Artar. Sistemin basıncı artınca sistem basıncı azaltabilmek için mol sayısının az olduğu tarafa doğru kayacak. Bakın bu tarafta 3 mol gaz var ama burada arkadaşlar hiç gaz yok. Dolayısıyla denge ne olacaktır gençler? Sola doğru kaymış olacak diyoruz. Denge sola doğru kayarsa arkadaşlar ne olur öncelikle? 1. NH3'ün arkadaşlar mol sayısı ne olur? Azalır. Karbondioksitin mol sayısı ne olur gençler? Azalır. A maddesi amonyum karbonat dediğimiz arkadaşlar maddenin mol sayısı ne olacak? Artacak diyoruz. Peki derişimlere gelince arkadaşlar şu katıda arkadaşlar zaten derişim biliyorsunuz değişmiyordu. Peki ne olacak? Şimdi ben bakın şu iki maddenin amonyak ve karbondioksitin arkadaşlar ne olmuştu burada? Derişimleri artmıştı gençler her ikisinin de. Peki sonra arkadaşlar bunların derişimi arttı. Burada ne olacak gençler? Bakın yine bunu arkadaşlar dengede tutacak. Bunları dengede tutacak. Girenlerde herhangi bir madde olmadığı için bunların derişimleri tekrar ne olması lazım gençler? Eski haline geri gelmesi gerekir ki arkadaşlar ne olmasın? Kc denge sabiti değişmesin. Diğer türlü arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela şöyle yazayım ben. Kc eşittir nedir arkadaşlar? NH3'ün derişiminin biliyorsunuz karesi çarpı ne diyeceğiz? Karbondioksitin derişiminin kaçıncı kuvveti diyeceğiz gençler? Birinci kuvveti diyeceğiz. Şimdi zaten burada bakın şu amonyum karbamat arkadaşlar. A maddesi dediğimiz madde her neyse. Neydi arkadaşlar? Onun katı olduğu için Kc ifadesine yer almadı. Bunların arkadaşlar derişiminin sabit kalması gerekirken ne olmasın arkadaşlar? Kc değişmesin diyoruz. Evet şimdi şöyle bir tepkimemiz var arkadaşlar. Eğer gençler şöyle katsayılar eşit olursa, mesela hepsi gaz diyelim ki, bunun katsayısı toplamı 2, burada da arkadaşlar katsayılar toplamı kaç? 2. Biz arkadaşlar kabın sabit sıcaklıkta kabın hacmini artırıyoruz. Molarite eşittir neydi gençler? N bölü V'ydi. Hacim artarsa bunların derişimi ne olur? Azalır. Bu arada hacim arttığı için arkadaşlar, hacim arttığı için biz ne yapmış oluyoruz aslında? Basıncı azaltmış oluyoruz. Biz basıncı azaltırsak sistem buna nasıl tepki vermeye çalışır? Basıncı artıracak şekilde tepki verir. Basıncı artırabilmek için de mol sayısının çok olduğu tarafa doğru kayması lazım. Bakıyorum gençler bu tarafta da 2 mol gaz var. Bu tarafta 2 mol gaz var arkadaşlar. Dolayısıyla sağ tarafta veya sol tarafta arkadaşlar mol sayıları eşit olduğu için denge ne yapmayacaktır arkadaşlar? Burada sağa ya da sola kaymayacak diyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar biz burada. Şunu olsun mesela HCl olsun. Şurası H2 olsun. Şurası da arkadaşlar Cl2 olsun. Biz ne yapmış olduk? Hacmi artırdık. Hacim artınca arkadaşlar hepsinin şöyle derişimi ne oldu öncelikle? Azaldı. Fakat gençler denge sağa ya da sola kaymadığından dolayı bu şekilde ne yapacaktır? Şöyle yoluna devam edecek. Eğer sonradan sağa ya da sola kaysaydı artış veya azalışlar söz konusu olacak diyorduk. Evet denge ve katalizör ilişkisinden arkadaşlar bahsedelim. Sevgili gençler şunu bilmekte fayda var. Katalizör arkadaşlar öncelikle kesinlikle ne yapmaz arkadaşlar? Dengeyi sağa ya da sola kaydırmaz. Sadece tepkimemizin daha hızlı bir şekilde dengeye gelmesini sağlar. Örneğin ileri yöndeki hız ve geri yöndeki hız arkadaşlar diyelim ki birbirine eşit olduğu zaman sistem dengeye geliyordu. Başlangıçta diyelim ki 10. dakikada arkadaşlar sistem dengeye geliyorsa katalizör kullanırsanız diyelim ki kaçıncı dakikada dengeye gelmiş olacak? 5. dakikada dengeye gelmiş olacak. Sadece sistemin daha hızlı bir şekilde dengeye gelmesini arkadaşlar sağlamış olur diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çıkmış sorumuz var. Birkaç tane onlara bakalım. Dengeyle ilgili. Evet şöyle demiş. 2017 LYS sorusu. Denge konumunda olan N2O4 eşittir 2NO2 tepkimesiyle ilgili. İleri yöndeki tepkime hızı geri yöndeki tepkime hızına eşittir. Doğru. Denge konumunda olduğunu zaten söylemiş. N2O4'ün tamamı NO2'ye dönüşmüştür. Yanlış. Gençler zaten N2O4'ün tamamı NO2'ye dönüşürse ortamda arkadaşlar bu N2O4'ün olmaması demektir. Hatırlıyorsanız biz şöyle demiştik. Bir sistemin denge tepkimesi olabilmesi için ortamda hem reaktif hem de ürün olması lazım arkadaşlar. Tam verimli tepkimeler kesinlikle denge tepkimesi değildir. Sisteme NO2 gazı eklenirse gençler, eğer ben sisteme NO2 gazı eklersem sistem bunu azaltmak için ne olacaktır arkadaşlar? Hemen girenler yönüne kayacaktır. Burada ne diyor arkadaşlar? Ürünler yönüne kayar diyor. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? O halde
Yanlış diyeceğiz. Evet, sisteme NO2 gazı eklenirse denge ne olur? Girenler lehine kayar. Doğrusu cevap Adana diyeceğiz. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. 2014 LYS sorusu arkadaşlar. Dengedeki bir kimyasal tökmede etkilerinden hangileri kimyasal dengeyi etki edebilir? Gençler zaten sıcaklık değişimini gördük. Evet, etki eder. Basınç değişimi etki eder. Tepkimeye giren ve ürünlerin derişimlerindeki değişim etki eder. Katalizör arkadaşlar biliyorsunuz dengeyi sağa ya da sola kaydırmaz. Dolayısıyla cevap ne diyeceğiz? C seçeneği diyeceğiz. Evet, şu sorumuza bakalım. Belirli bir sıcaklıkta şu tepkimemiz var gençler. N2 artı 3H2. Hepsi gaz fazında gençler, dikkat ederseniz. 2NH3. Şöyle birkaç tane yazalım gençler. Çünkü birden fazla madde var. Onları incelemiş olacağız. Evet. Şimdi gençler bunları sırasıyla inceleyelim isterseniz. Diyor ki yapılan işlemler ve sonuçları vermiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Bir miktar N2 gazı eklemek diyor gençler. Eğer ben N2 gazı eklersem sistem bunu harcamak için gençler sağa doğru kayacak. O zaman denge bir yönüne kayar. O zaman buna doğru diyeceğiz. Buna doğru diyeceğiz. Bir miktar NH3 gazı eklem arkadaşlar. Eğer ben NH3 gazı eklersem, ortama NH3 gazı eklersem sistem bunu azaltmak için arkadaşlar hemen ne olacak? Girenlere doğru kayacak. Yani iki yönüne kayar. O zaman buna da doğru diyeceğiz. Ortamdan bir miktar NH3 gazı çekmek diyor gençler. Ortamdan ben NH3 gazı çekersem sistem bunu arttırmak için ne olacaktır arkadaşlar? Sağa doğru kayacak. Yani bir yönüne ilerler. Ama burada ne diyor arkadaşlar? İki yönüne kaydırır diyor. Buna yanlış diyeceğiz. Dolayısıyla cevap C seçeneği diyoruz. Peki diğer seçenekleri de arkadaşlar inceleyelim isterseniz. Şöyle demiş. D seçeneğinde ortamdan bir miktar hidrojen gazı çekme. Ben hidrojen gazını çekersem arkadaşlar ortamdan sistem bunu arttırmak için ne yapacaktır? Sola doğru kayacak. Yani iki yönüne kaydırır diyor. Doğru. Peki E şıkkında da şöyle demiş gençler. Onu da inceleyelim.